İnternette bazı resimler var ki bunlara bakınca anlamsız bir şekilde geriliyorsunuz ve sizi rahatsız ediyor. Peki bu lanetli resimler nereden çıktı ve asıl olayları ne? The Rake. Genellikle geceleri gelen, uzaylıya benzeyen Drake. Bundan birkaç ay önce Creepypasta hikayesini anlatmıştım. Şimdi sıra bu görselin nereden geldiğini bulmaya geldi. Öncelikle bu resim nereden çıktı? Araştırmalarımı yaptığım zaman görselin ilk atıldığı yeri buldum. 2 Aralık 2010. Okçulukla ilgisi olan bir forumda. Bu tarihte. Hilibili Vili adlı bu kullanıcı tarafından bir gönderi atıldı. 2 adet görsel ve şu yazılar bulunuyordu. Gece çekim yapmak için bıraktığım kameram hareketi duyarlı olarak çekim yapıyordu. Bir sabah geldiğimde kameramı bağlı olduğu ağaçtan 6-7 metre ileride buldum. Kamerayı bağladığım ağacın kameranın olması gereken yerde pençe izleri vardı. Kameranın ne kaydettiğini merak ettim ve bu fotoğraf ile karşılaştım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kanım dondu. Bu da aynı yerde aynı açıyla çektiğim 9 gün önceki fotoğraf. Gönderiyi bu şekilde attı. İnsanların ilgisini çekmişti. Yüzlerce kişi bu gönderinin altında tartışıyordu. Bazıları bunun sahte olduğunu söylüyordu. Fakat gönderiyi paylaşan kişi gerçek olduğunu inatla iddia etmeye devam ediyordu. Olay o kadar büyümüştü ki haberi bile yapılmıştı. Fotoğraflarda insanların ilgisini çeken bir kısım vardı. İki fotoğraf 9 gün arayla çekilmişti. Fakat gördüğümüz yapraklar 1 santim bile kıpırdamamıştı. Herhangi bir rüzgar bile olsa azıcık hareket etmesi lazımdı. Fakat bu görseller de etmemişti. Sadece hafif kararmıştı. Bunun dışında insanlar iki görüntüyü de indirdi ve inceledi. Şöyle bir olay var ki, siz bazı programlarıyla görüntünün nerede, ne zaman, hangi alet ile çekildiğini görebiliyorsunuz. Her iki resmi de indirdim. Eksi firelere, her iki resimde de eksik olmasına rağmen piksel boyutu farklı olduğu için gizemli fotoğrafın üzerinde oynandığını açıkça söyleyebiliriz. Geyik fotoğrafı 1797'ye 1348 piksel. Gizemli fotoğraf ise 1705'e 1279 piksel. Belirli bir çözünürlükteki dijital kameralar her zaman aynı boyutta görüntü yakalar. JPEG sıkıştırması nedeniyle dosya boyutu değişebilir. Ancak görüntü boyutu piksel cinsinden sabit olmalıdır. Daha sonra fotoğrafları bir düzenleyiciye aldım. Hozlamayı büyütmek için eğriler aracını kullandım. Öcü adamın kafasının etrafında siyah bir bulanıklık olduğunu fark ettiniz mi? Bu Photoshop'ta yapılan bir karıştırma işidir. Geyikte bunun olmadığına bakın. Bu şekilde bu gizemli fotoğrafın kaynağını ve nasıl sahte olduğunu görebildik. Bazı YouTube kanalları ve sitelerde bunun Resistance 3 adlı oyunun bir reklam çalışması olduğunu söylediler. Fakat bu doğru değil. Bazı insanlar oyundaki Grim adlı canlıların bu fotoğraftaki canlıya benzediğini ve oyun için bir reklam çalışması olduğunu öne sürdü. Hatta oyunun geliştirici firması şaka mabında şöyle bir tweet attı. Üzgünüz, birisi elimizden kaçtı. Eğer bir Grim daha görürseniz stüdyomuza haber verin. Fakat bu gerçekten de onlara ait olduğu anlamına gelmez. Sadece bunu fırsat bulup böyle bir tweet atmışlar. Aynadaki kız yüzü. Aynanın karşısından kameraya bakan bir kız ve onun ayna yansımasından bize doğru bakan ürkütücü yansıması. Peki, onlarca ürkütücü videonun kapağına konu olmuş bu fotoğrafın kaynağı ne? Bunu öğrenmek için 16 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Ankook 1234 adlı YouTube kullanıcısı birkaç adet video yayınlamış. Bunlardan bazıları şunlar. İşte bizim aradığımız görselde bu kanalın attığı bir videoda bulunuyor. Videonun tamamı şu şekilde. Görsel efekt kullanılarak yapılan bu videolar 16 yıl önce, yani görsel efektlerin internette bu kadar yaygınlaşmadığı bir dönemde paylaşılmıştı. Ve yaptıkları efektler gerçekten de başarılı olduğu için oldukça ürkütücü duruyor. Millet, videoyu kısa bir şekilde bölüyorum. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca beğenip yorum da atabilirsiniz. O zaman videoya geçerim. Backrooms ve Liminal Space. Şu an gösterdiğim resimler size anlamsız bir şekilde tuhaf gelmiyor mu? Hatta içinizde anlamlandıramadığınız bir rahatsızlık hissi var. İşte buna Liminal Space diyoruz. Yani boş, terk edilmiş alanları temsil eden ve deneyimleyen kişilerde ürkütücü, kimsesiz ve gerçeküstü hisler yaratan yerler. Bunun asıl sebebi ise normalde insanlarla dolu olan yerleri boş görmemizdir. Bir alışveriş merkezinin veya koskocaman bir şehrin boş olmasını beklemezsiniz. Boş olduğuyla da karşılaşırsanız bu hissi yaşarsınız. Bu hissi en iyi yaşatan şey ise backrooms'tur. Yaşadığın dünyada açtığın bir kapı ile anlamsız bir düşme hissi yaşıyorsun. Ardından da gözlerini açtığın zaman uçsuz bucaksız, labirente benzeyen bir yerde buluyorsun kendini. Sürekli yanan ışık ve sarı duvarlar
olaylarla beraber oldukça rahatsız edici olan bu yer, artık hayatının geri kalanını geçireceğin yerdir. Farklı farklı şekillerde başka katlara gidebilsen de gerçek dünyaya geçebilmenin imkanı artık kalmamıştır. Backrooms ve Liminal Space bu şekildeydi. Peki bu hikayeyi başlatan lanetli fotoğraf nasıl ortaya çıktı? Her şey 2019'da 4chan'da atılmış bir post ile başladı. Tedirgin edici görüntüler başlığıyla paylaşılan bu gönderiye, ek olarak gönderen kişi tarafından beni rahatsız ediyor diye not paylaşıldı. Diğer kullanıcılar da onu onaylar bir şekilde cevaplar yazmıştı. Tamam, Backrooms'un nereden çıktığını öğrendik. Peki bu fotoğraf nereden gelmişti? 4 yıl önce Reddit'te bir gönderi paylaşıldı. Sanırım Backrooms'u buldum yazıyordu. Aradığımız yer Collins Cold Storage adlı Amerika'da bir soğuk hava deposuydu. Birisi gitmiş ve fotoğrafını çekip Google yorumlarında atmıştı. Mutlu son. Tabii ki hayır. Olay bu kadar basit değil. Bu gönderiyle beraber yüz binlerce kişi Backrooms'un orada olduğuna ikna oldu. Bunda o zamanki YouTube kanallarının bulduk diye paylaşmasının da büyük etkisi var. Fakat burası orası değil. Trollüne birisi koymuş ve rastgele birisi de Google'da bulup paylaşmış. Sonradan firma açıklama yaptı ve gerçek görüntülerini koydu. Yani burası aradığımız yer değil. Peki burası değilse neresi? Size 100 yıl önceki bir gazete küpürünü göstermek istiyorum. Tanıdık geldi mi? Evet, bu gördüğünüz yer şu an kullanımda olmayan bir mobilya mağazasıydı. Yıllar önce el değiştirdi ve Hobbit Town USA yapıldı. Bu inşaat sürerken kimliği belirsiz birisi gelmiş ve bu fotoğrafı çekmiş. Mickey Mouse. Çoğunlukla mimlerde gördüğümüz ürkütücü Mickey Mouse fotoğrafı. Kirli bir bodrumda bize doğru bakan bir Mickey Mouse. Bu aslında çözülmemiş bir gizem. Görseli her yerde arattım. Onlarca forumlarda insanlarla bu konu hakkında kafa yürüttük. Fakat hepsinde tek bir yerde buluşabildik. O da bu Reddit gönderisi. İnternet tarihinde bu görseliyle atılmış ilk gönderi burası. Daha öncesi yok. Seri katil Michael Mouse bodrumunda etmeden önceki anlar renklendirilmiş şeklinde 7 yıl önce paylaşılan gönderi ilk kaynak oldu. Gönderiyi paylaşan kişiye ulaşmaya çalıştım. Fakat son attığı post bile 6 yıl önceymiş. Çok tane dedi bırakmış. Bu sebeple de mesajlarıma dönen olmadı. Muhtemelen bu gördüğünüz görsel bir grup arkadaşın sırf böyle ürkütücü bir görsel oluşturmak için yaptıkları bir çalışma. Bu postu gören bazı kişiler de bu mimi oluşturmak için kullanmış ve görsel patlamış. Dizmen. Ocak 2006'da New York'ta tanınmış bir psikiyatristin hastası rüyalarında sürekli görünen bir adamın yüzünü çizer. Birden fazla olayda bu adam ona özel hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. Kadın bu adamla hayatında hiç karşılaşmadığına yemin eder. Bu portre birkaç gün boyunca psikiyatristin masasında unutulmuş bir şekilde durur. Ta ki bir gün başka bir hasta bu yüzü tanıyıp adamın kendisini rüyalarında sık sık ziyaret ettiğini söyleyene kadar. Ayrıca o adamı uyanık hayatında hiç görmediğini iddia eder. Psikiyatrist, portreyi tekrarlayan rüyalar gören hastaları olan bazı meslektaşlarını göndermeye karar verir. Birkaç ay içerisinde 4 hasta bu adamı rüyalarında sık sık gördüklerini fark eder. Tüm hastalar ondan, Dizmen, diye bahseder. Evet, kendi sitesinde yazan ve bilinen hikayesi buydu. Peki orijinali ne? İtalyan bir pazarlama stratejisti olan Andrea Natale adlı bu kişi ve ekibi tarafından bu görsel oluşturulmuş. Ayrıca bu web siteyi ve hikayeyi de onlar yapmış. Bu görseli oluştururken akıllıca bir tercih yapmışlar. Çünkü bu kişi herkesin kolaylıkla anımsayabileceği kadar sıradan. Bir yandan da garip duruyor. Asıl amaçları bir efsane ya da mitin internet üzerinden ne kadar kolay yayılabileceğini ve insanların bu görüntüye maruz kaldıktan sonra bu adam ile ilgili rüyalar görmeye başlayıp başlayamayacağını görmekti. Ki deneyleri oldukça başarılı oldu. İnsanlar bu adamı rüyalarında gördüklerini söylemeye başladılar. Belki bu videoyu izleyen sizlerin arasından da daha önce bu adamı rüyalarında görmüş olanlar olabilir. İşte bunun sebebi, daha önce hatırlamasanız da bir yerde bu adama maruz kalmanız. Ve video burada bitti. Eğer bu tarz başka bir video görmek istiyorsanız bunun birinci parti olan videoya bakabilirsiniz. Ayrıca o bahsettiğim creepypasta videosu da burada. Orayı da geçebilirsiniz. Ayrıca beğenip yorum da atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. O zaman diğer videolara kadar hoşçakalın.